Merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte benim çok sevdiğim bir tarifi yapacağız. Beef stroganoff yapacağız. Beef stroganoff deyince sakın gözünüz korkmasın. Yine çok kolay, hızlıca yapabileceğimiz, mutfağı da fazla dağıtmadan yapabileceğimiz bir tarif olacak. Hem de sonunda o kadar lezzetli olacak ki, yaparken çok uğraştım, sofrayı siz toplayın deyip bulaşıklardan da kurtulabileceksiniz. İlk önce malzemelerimizle başlayalım. 200 gram bonfilen var. Ben kasaptan alırken stroganoff yapacağımı söyledim ve bu şekilde şeritler halinde aldım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Çok daha kolay olur. Yaklaşık yarım soğan var. Onu jülyen yani şerit şerit doğradım. Yine 50 gram turşum var. Yaklaşık 10 adet turşu ediyor. Onu da soğanlara uyması için şerit şerit doğradım. Ama siz istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. 2 diş sarımsağım var. 1 yemek kaşığı tereyağım var. Yine 1 yemek kaşığı unum var. 100 gram mantarım var. Onları da ince ince doğradım. 150 gram et suyu ve yaklaşık yarım çay bardağı da yine yaklaşık 100 mililitre kadar da kremam var. Ben et suyunu kendim yapıyorum. Ama evinizde elinizin altında yoksa hazır et suları da satılıyor marketlerden. Onları da kullanabilirsiniz. Ya da en kötü bulyon da kullanabilirsiniz. Şimdi etleri sotelemeden önce tuzunu ve karabiberini koyacağım. Etlere tuz ve karabiber koyarken aslında bonkör davranmakta fayda var. Eğer yeterince koydum mu diye düşünüyorsanız büyük ihtimalle yeterince koymamışsınızdır. %99 bu böyle olur. Koyun, korkmayın. Zaten bu tarifte krema da var. O fazla tuzlu olsa bile onu dengeleyecektir. Ama az tuzlu olursa ne istediğimiz görüntüyü ne de istediğimiz lezzeti yakalayamayız. Ocağın altı sonuna kadar açık. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağını da ekliyorum. Tereyağının erimesini bekleyeceğim. Tereyağı eridikten sonra etleri içine koyacağım. Soteleme işlemi yaparken dikkat etmek gereken nokta bir, tavanın çok sıcak olması, yağın iyice kızgın olması. İki de sote tavasını fazla doldurmamak. Eğer çok fazla etiniz varsa iki bölümde yapın. İlk önce yarısını yapın, sonra da diğer yarısını yapın. Eğer çok fazla dolarsa o etlerin üstündeki istediğimiz rengi yakalayamayacağız. Aynı zamanda istediğimiz lezzeti de yakalayamayacağız. Bu gerçekten çok önemli. Yağım iyice kızdı. Şimdi etlerimi atma zamanı. Evet, süper. Şu an mutfakta yükselen kokuları size anlatamam. O kadar güzel kokuyor ki. Yemek için şimdiden sabır kazanmaya başladım. Etlere biraz zaman veriyoruz. Bir tarafları iyice kızarsınlar. Sonra çevirip diğer taraflarını da kızartacağız. Etlerin iki tarafı da iyice tam benim istediğim gibi kızardı. Şimdi onları bir köşeye alıyorum. Biraz bekleteceğim. Bu rengi görmek istiyoruz. İyice iki tarafın da kızarması lezzet açısından çok çok önemli. Ve ben yemeğimi yapmaya bu tavada devam edeceğim. Çünkü şu anda bu tavada tereyağı, etin tadı, zeytinyağı, inanılmaz güzel lezzetler bir araya geldi. Başka hiçbir tavaya gerek yok. Ama altını biraz kızıyorum çünkü şu anda tavam çok çok sıcak. Soğanları, sarımsakları yakmak istemiyorum. Soğanlarla başlıyoruz. Hemen biraz renk aldığını görünce sarımsakları da ekliyorum. Eğer sarımsakları ezmek yerine dilimlerseniz yanma ihtimalini büyük ölçüde azaltmış olursunuz. Özellikle böyle çok yüksek ısıda yağlarla çalıştığınız zaman sarımsakları dilimlemek her zaman daha iyi fikir. Soğanlar biraz yumuşadı. Şimdi hemen ben mantarımı da ekliyorum. Şimdi mantarların biraz daha renk almasını bekliyorum. Renk aldıktan sonra biraz un koyacağım. Yaklaşık bir çorba kaşığı un. 150 ml et suyumu koyacağım. Biraz da et suyunun çekmesini bekleyeceğim. En son kremayı koyacağım. Kornişon turşuyu koyacağım. Etleri koyacağım ve yemeği bitireceğim. Mantarlarım yaklaşık 3 dakika boyunca orta yüksek ateşte piştiler. Şimdi un ekliyorum. Yaklaşık bir çorba kaşığı unu. Ve biraz da unu kavuracağım mantarlarla birlikte. Un hem bir lezzet verecek hem de aynı zamanda et suyunu eklediğimiz zaman et suyunun kıvam almasını sağlayacak. Unu da kavurdum. Koklayınca o pişmiş un kokusunu alıyorum. Şimdi et suyunu ekleme zamanı. 150 ml et suyumu da ekliyorum.
Bununla et suyu birleşince çok güzel kıvam aldılar. Hemen çok kısa bir sürede et suyunun kıvamı bu hale geldi. Şimdi etleri tekrar ekliyorum. Birlikte karıştırıyorum. Kremayı ekliyorum. Ve en sonunda turşularımı ekliyorum. Bazı bir stroganoff tariflerinde turşu yoktur ama bence bu yemeğin olmazsa olmazlarından turşu. Çok güzel bir doku, çok güzel bir lezzet ekliyor. Siz olun, bu yemeği turşusuz yapmayın. Evet, stroganoff'umuz da hazır. Şimdi tabağa alma zamanı. Beef stroganoff'umuz hazır. Soslu bir yemek olduğu için yanında karbonhidratla da çok güzel olacaktır. Pilav yapabilirsiniz ya da 2 dakikada spagetti haşlayıp spagettinin üstüne de servis edebilirsiniz. Ya da bu şekilde sadece böyle de yiyebilirsiniz. Benim evde frank soğanım vardı. Ben süslemek için biraz üstüne frank soğanı da koydum. Sizin de evde yeşillikleriniz varsa onlardan yararlanıp daha güzel bir hale de getirebilirsiniz. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Lütfen videomu beğenin, kanalıma da abone olun. Farklı farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.